Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün enfes menfes kreması ile çok lezzetli bir kedi dili pasta yapacağız. 3 aşamalı bir tarif bu ama gözünüz korkmasın. Yapılması son derece pratik ve zevkli. İlk evvela kremasını yapmakla başlayalım. Ocağımızın altını yakmadan önce 2 tatlı kaşığı unumuzu, 1 tatlı kaşığı sır nişastamızı, 1 su bardağından, klasik su bardağıyla işte 1 parmak kadar eksik toz şekerimizi, 1 yumurta sarımızı koyuyoruz. Burada da yarım kilo sütümüz var. Onu da yavaş yavaş 2,5 su bardağına tekabül ediyor. Yavaş yavaş ilave edeceğiz. Henüz ocağın altını yakmadım. Topaklanma olmaması için önceden karıştırıyoruz. Çok lezzetli bir krema bu arkadaşlar. İstediğiniz her tür tatlıda da kullanabilirsiniz. Şimdi yakabiliriz. Tamam. Kremamız koyulaşana kadar karıştırmayı bırakmayalım. Kremamız gördüğünüz gibi koyulaştı arkadaşlar. Pıt pıt atmaya başladı, göz göz oldu. Şimdi altını kapatıyoruz. Vanilyamızı koyuyoruz. Onu karıştıralım. Şöyle biraz ilk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Labne ile krem şantisini koyabilmek için. Hafif karıştırın şöyle. Labne suyunu koymayın, dökün arkadaşlar, süzün. Tamam. Onu da şöyle alalım. Labnemizi de şöyle karıştıralım. Sonra bunu güzelce çırpacağız. Şu anda altı yanmıyor. Yanık unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Tamam. Krem şantimizi de koyalım. Şöyle. Karıştıralım. Güzelce mikserimizle çırpalım. İyice birbirine karışıncaya kadar bir 3 dakika kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu aşamayı da atlamayalım lütfen. Çok önemli. Pürüzsüz olana kadar çırptım arkadaşlar. Kıvam böyle olacak. Hiç topak kalmadı gördüğünüz gibi. Çok lezzetli bir krema. 200 gramlık labne bu tarif için yeterli oluyor. Eğer krem şantiniz yoksa labne ile beraber biraz tereyağı koyabilirsiniz bir tatlı kaşığı kadar. Onu da çırpıp aralarına sürersiniz tatlınızı. Şimdi kenara koyuyorum bunu ve sosunun yapımına geçiyoruz. Sosumuz için de 1,5 bardak, şöyle dökmeden koyalım, 200 ml bardağımız burada, 1 gramlık
klasik bardağımız. Hemen şurada çikolata sosumuz var. 1,5 bardak sütümüze 3 tatlı kaşığı çikolata sosumuzdan koyuyorum. Yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi güzelce bunu koyulaşana kadar çırpacağız. Karıştıracağız. Sonra da benim damla çikolatam var. Evinizde hangi çikolatadan varsa onu ilave edebilirsiniz. 80 gram, 100 gram sosa lezzet katmak için. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika içerisinde sosumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi altını kapatalım. Çikolatalarımızın içine atalım. Bunları şöyle karıştıralım. Gördüğünüz gibi ikinci aşama da bitti. Size söylemiştim. Yani aşama, 3 aşama dedim ama çok uzun değil diye. Ve zevkli aşamalar gördüğünüz gibi. Çikolatamız da eridi. Bu da şöyle bir kenarda soğuya dursun. Sıcak sıcak dökmeyeceğim çünkü. Soğumasını bekleyeceğim çikolata sosumuzu. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi geldik en zevkli aşamaya. Kedi dillerini hem krema hem de sosla buluşturmaya. Bu arada ara ara hem sos karıştırdım arkadaşlar. Soğusun diye ve kabuk bağlamasın diye. Hem de kremayı. 10 dakika kadar oldu. Sos da artık ılamıştır. Şimdi hatta biz bunları yapana kadar biraz daha da soğuyacak. Şimdi kedi dillerimizi önce şu kedi dillerimizi ıslatacağımız söyleyeyim. Burada 1,5 su bardağı kadar sütümüz var. İsterseniz suyla da ıslatabilirsiniz kedi dillerini ama ben suyla ıslatıyorum. Burada bir yemek kaşığı kadar şekerimiz var. Burada da bir yemek kaşığı granül kahvemiz var. Tatlımıza kahve tadı gelsin diye mis gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Biraz da aromasını güzelleştiren bu arkadaşlar. İyice erisin diye şöyle karıştıralım. Bunu karıştırırken bir yandan da bunu anlatayım. Paketin içinden biliyorsunuz iki tane çıkıyor. Bu bir paket kedi dili arkadaşlar. Şimdi bir yandan da şöyle karışırken tamam. Bunları açalım. Şöyle. Görün diye önceden çıkartmadım. Yapıyoruz. Şöyle önce kedi dilimizi hemen batırıp şu şekilde yüksek kısmı alta gelecek, düz kısmı iç tarafa gelecek arkadaşlar. Yani şu şekilde koyacaksınız. Buraya krema süreceğiz çünkü düz dursun diye. Tekrar gösteriyorum. Hemen sokuyoruz. Alt katlar. Aralık koyalım. Söylediğim gibi fazla bekletmeyin. Hemen süte batırın ve çıkartın. Şimdi ikinci paketten önce kremamızdan, şu kremanın güzelliğine bak. Kremayı kuplara koyup üstüne çikolata sosu koyarak o şekilde de
tüketebilirsiniz arkadaşlar. Harika oluyor. Şöyle üzerlerine. Hem bu kata süreceğiz hem bir üst katına süreceğiz. Onun için önce şöyle bir koyuyorum. Sonra tekrar gerekirse ilave ediyorum. Şimdi sıra geldi ikinci katlara. Şöyle batıralım. Üzerine kapatalım. Olduğu zaman üzerindeki çikolatanın rengi daha parlak oluyor arkadaşlar. Onun için sosu özellikle soğutmaya dikkat edin. Bu tatlıyı da lütfen deneyin. Acayip lezzetli oluyor. Anlatamam. Şimdi ben diğerlerine de aynı işlemi yapacağım. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Tamam, hepsinin kremasını, sosunu güzelce döktüm üzerine. Şimdi sizleri duyar gibiyim, ne gerek varsa hemen tek tek uğraştım diye. Ama böyle porsiyonluk servis yapmak çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim, eğer uğraşmak istemezseniz hepsini bir sırasını koyun, üzerine kremasını, sonra ikinci sırayı tekrar krema ve sosunu dökün. Bir bütün olarak yapın. Ama ben böyle porsiyonluk servis etmeyi seviyorum. Şimdi bunu doğru soğumaya gönderiyorum. İsterseniz bir gece önceden yapıp soğumasını bekleyin. O zaman daha da lezzetlenir, daha güzel olur soğur. Ama zamanım yok diyorsanız bir 4-5 saat buzdolabında bekletin. Sunumda görüşmek üzere arkadaşlar. Tatlımızı dolaptan çıkarttım arkadaşlar. 2-2,5 saat kadar beklettim. Siz isterseniz bir gün öncesinden yapın. Soğusun, daha çok lezzetlenir. Bizimkiler sabırsızlanıyor ama bir an önce servis yapıp götürmemi bekliyorlar. Üzerlerine gördüğünüz gibi hiçbir şey ilave etmedim. Arzu ederseniz Hindistan cevizi dökebilirsiniz. Toz fıstık ekleyebilirsiniz. Ama ben kahvenin lezzeti, aroması gelsin istiyorum ağzıma. Öylesini daha çok seviyorum. Şimdi isterseniz şöyle kıvamsı alalım. Krema ve sosun şu tadına bakar mısınız? Enfes. Süper bir tarif, süper bir lezzet, süper bir krema. Yani bunun için daha ne söylenir bilmiyorum arkadaşlar. Ancak deneyip tatmanız lazım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. İnşallah beni sıkılmadan izlediniz. Bu ve bunun gibi tariflerde buluşalım diyorsanız adresimi biliyorsunuz. Beni buradan ya da aktif olarak kullandığım Semadan Lezzetler Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Bir başka lezzetli tarif ve sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.